Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kazancınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Rexis 3 ana öneriden ve bunların geçtiğinden bahsediyor. Üçü de genel itibariyle Binance'ın yakınlarının yeniden ortaya çıkması amacıyla olduğunu söylerken son bir tane durumun aslında süre geldiğini yani buradaki durumda biliyorsunuz yeniden basımlar %10'luk basım e, yeniden inaktif oldu. Yani yakımlar %100 bir şekilde devam edecek. Fakat burada geliştiricilere ayrılacak fon konusunda herhangi bir öneri henüz ortada yok. Dolayısıyla bunun üzerine bir e, öneri sunulacağıyla alakalı e, konuşuluyor. E, fakat ortada dediğim gibi net bir şey yok. Yani geliştiricilere buradan nasıl fon ayrılacak vesaire. İşte büyük ihtimalle yine yakım komisyonlarından Olur net yakıma e, müdahale etmeyecek şekilde ama bu da yeterli gelmeyecektir. Dolayısıyla farklı işlemlerden e, bir fon ayrış, e, ayrılması olma ihtimali çok yüksek. İlerleyen vakitte de bir öneri piyasaya gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.